Mona Lisa tablosu için metafizik istihbarat neler söyleyecek? Metafizik istihbarat diyor ki, hani bu sorunun cevabını başkaları da biliyor. Zaten tabloyu değerli kılan bu. Titanic gemi kazası olayı ile ilgili olarak metafizik istihbarat neler söylüyor? Diyorlar ki, Titanic gemisini batıran da metafizik güçlerdi. Ve zaten Titanic gemisi battıktan sonra Cihan Harbi başladı diyorlar. Metafizik istihbarat, Bermuda Şeytan Üçgeni konusunda ne diyor? Ne diyor? Bermuda Şeytan Üçgeni denilen bölgede çok fazla kayıp olayı yaşanmış. Cinler uzaya çıkabiliyor mu? Elbette çıkabiliyorlar. Zaten uzayda yaşam var mı? Hocam, metafizik istihbarat Barnabas İncil'i hakkında neler söylüyor? Muhsin Yazıcıoğlu bu sırra vakıf olmuş mu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde. Az önce bir tanesi geçti. O şey olurdu da ben de anlamadım. Evet. Neyse. Şey yaptı. Sonuçta onlar da yaşıyor burada. Evet. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. İsmail Hocam'la videomuzun ikinci bölümünde devam ediyoruz. Merak edilen sorular vardı. O sorulara bugün inşallah bir kısmına cevap arayacağız. Biraz da hocam, yani böyle daha diyalog şeklinde gidecek herhalde. Soru cevap, tabii. Soru cevap. Ama çok çok önemli sorular var. Sizin de merak ettiniz. Özellikle bu Titanic kazasıyla alakalı, son yaşanan işte Titanic'in batığına girecekti. Evet. Ocean Gate, yanılmıyorsam Ocean Gate skandalı. Onunla alakalı da bir husus var. Dilerseniz direkt başlayalım. Peki. Hocam. Mona Lisa, Mona Lisa meşhur tablo. Herkes evet. Biliyordur zaten. Arkadaşlar da ekrana verir muhakkak. Mona Lisa tablosu için metafizik istihbarat neler söyleyecek? Koray Bey, dediğiniz gibi yani bir şeyi değerli kılan ona talebin olmasıdır. Leonardo da Vinci yapmıştı sanıyorum tabloyu. Çok ciddi bir değeri var çünkü çok insan ona sahip olmak istiyor. Ama hani tam Leonardo da Vinci, o da değişik bir bilim adamıydı, değişik bir insandı. Ama bir tablo yapmış. Ama bu tabloyu değerli kılan neydi? Sadece onun yapmış olması mı veya başka bilmediğiniz bir şeyler var mı? Ve hatta bir de galiba şey demişti, bir daha önce resim eğitim almış birisi söylemişti. Derdi ki, o tablonun bir özelliği var. Yüzünün yarısını kapatırsan ağlayan bir kadın var, yarısını kapatırsan gülen bir kadın var. Öyle de bir özelliği varmış. Şimdi, bir sırrı var ama hocam, değil mi? Bu kadar çok yoksa konuşulmaz herhalde. Aynen. Bunu metafizik istihbaratı sorduğumuz zaman izleyicilerimiz için, yani bu Mona Lisa tablosunun neden bu kadar önemli? Şunu söylüyorlar. Leonardo da Vinci sıradan bir insan değildi. Özellikle metafizik güçleri de vardı. Zaten yaptığı birçok bilimsel deneyi metafizik varlıklara yardım alarak yapmış diyorlar. Birçok icatları vardı. Hatta bunlardan bir tanesi belki bir gün konumuz olur. Gemileri yakan bir aynadan bahsederler. Ama modern bilim bunu araştırdık bulamadık diyorlar. Böyle bir çalışmasının olmadığını, hani varsa bile ulaşamadıklarını söylüyorlar. Neyse, o başlı bir video konusu varsa olur. Varsa da büyük ihtimal Vatikan'ın arşivlerinde mevcut. Sanırım onlar da ulaşamamışlar. Ulaşamamışlar. O zaman çok... Ama şimdi Mona Lisa tablosu neydi? Diyorlar ki, tabii biz burada metafizikten aldığımız bilgiyi aynen aktarıyoruz. Hani başka bir iddiamız yok burada. Metafizik istihbarat diyor ki, hani bu sorunun cevabını başkaları da biliyor. Zaten tabloyu değerli kılan bu. Leonardo da Vinci'nin yaptığı Mona Lisa tablosundaki suret insan değil diyorlar. Allah Allah. Metafizik bir varlık diyorlar. Bir ayna davetiyle onu ikna etti. Şimdi şöyledir. Biliyorsunuz anasırın 4 unsuru vardır yaratılışın. Yani 4 unsurdan. Toprak. Evet. Su. Evet. Ateş. Evet, hava. Hava. Aynen. Hatta mesela bazen bu şeyler vardır. Falcılar falan vardır. Evet. Kimi suya bakar, kimi kuma bakar. Neden? Çünkü o her elementin şeyleri vardır. Hmm. Metafizik unsurları vardır. Ayrı bir çekim şeyi vardır. Varlıkları vardır. Yok. Toprak evet. Varlıkları vardır. Su varlıkları vardır. İşte süperisi falan derler ya. Aynı şekilde evet. Bir de hani evet su varlıkları vardır. Toprak varlıkları vardır. Hava varlıkları vardır. Bunu, metafizikçiler bunların üçünü de kullanırlar. Yani her bir, yani bir kişi hepsini kullanmaz da. Yalnız bunların içinde ateş varlıkları en tehlikeli olandır. Yani ateş varlıklarını davet etmek, onlardan bilgi almak çok zor bir şeydir. Tarihte bunu yapabilmiş, hani bizim kültürümüzden iki büyük insan sayabiliriz. İzleyicimiz onu duyunca anlarlar. Kim hocam? Muhittin Arabi. Birisi o. Tamam. Birisi Seyyid Abdülkadir Geylani. Yani sadece bu ikisi bunlara zapt edebilmişler. Allah daha iyisini bilir. Leonardo da Vinci de bir şekilde, bunun içinde ayna kullanılıyor. Ateş varlıkları işte. Evet. Ateş, ayna da ateşten yapılıyor sanırım. Ateşle kullan. Evet ateşten, doğru. Ama çok tehlikelidir gerçekten. Bazen şey derler hocam, gece çok berrak aynaya bakmayın. Ayna sizi çeker, fark etmezsiniz. Yok, şöyledir mesela. Yani varlık şeyi belirliyorsunuz. Eski hekimlerden Davud-u Antaki mi İbn-i İslam hatırlamıyorum. Veya başka biri de olabilir, Allah affetsin. Demiş ki gece uyandığı anda ilk baktığı aynada kendisi olup da felç geçiren kişi kendine başka suçlu aramasın. Nedense şimdi... Evet, hocam bir daha tekrar edelim onu, o çok önemli. Bakın,
gece uykudan uyanıp da evet. ilk gördüğü aynada kendi sureti olup da felç geçiren bir kimse kendisinden başka suçlu aramasın. Yani bir şey çarpımı oluyor. Aslında şu an mesela günümüz kültüründe yatak odalarımızda ayna var. Evet. Aslında yanlış. Hatta onu örtmek lazım. Çünkü gece uyandığın, hele çocuklar uyandıklarında aynada kendini görürlerse maalesef bir çarpıma geçirebilirler arkadaşlar. Sebep hocam kendini görmesinden ziyade mi yoksa başka varlık şimdi görüyor? Gece olması, saatlerin açılması, aynadan sızma olması yani denk gelebilir. Hatta insana o varlık bile uyandırabilir. Ve onu gördüğü anda bir portal açılır, hastayı çarpabilir. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Evet. Tedavisi zor. Çok önemli bir video hocam. Aynen. Demek ki ondan dolayı diyorlardı. Şimdi Leonardo da Vinci, konumuza geçecek olsa, Leonardo da Vinci ne yapmış? Bir şekilde ayna üzerine onlarla iletişim kurmuş ve o bayanı ikna etmiş. O bayan pozu vermiş. Yani aslında o bir sihri resmetmiş. Gerçek insanın gözle görebildiği bir sihri resmetmiş. Mona Lisa tablosu bunun için değerliymiş. Metafizik evet. bunu söylüyor. Ha bunu ilk bilen siz değilsiniz. O tabloya sahip olmak isteyen o zenginler de bunu biliyorlar diyorlar. Bildikleri için bu kadar çok sahip olmak. Mona Lisa tablosunun için bunu söylüyorum mübarekler. Evet çok teşekkür ederim hocam. Valla çok güzel önemli bir bilgiydi. Hocam diğer soruma geçecek olursam. Titanic gemi kazası olayıyla ilgili olarak metafizik istihbarat neler söylüyor? O da 1912'de olmuştu sanıyorum. Evet. Abdülhamit Han da bundan haberdardı. Evet. O da 18'de vefat etti biliyorsunuz. Tahta değildi ama haberdardı evet. Metafizik istihbarat diyor ki yani o büyük bir projeydi diyorlar. Amerika kıtası hakkında Kafka konulu videomuzda bir açıklama yapmıştık burasıyla ilgili. Onu anlaşılmamış. Hala soruyorlardı bazı arkadaşlar işte Amerika kıtası vesaire şişme falan. Onu bir gün yine açarız, anlatırız. İnşallah. Şimdi. Yani aslında burada yeni dünyanın eski dünyayı bir fethi planlanıyormuş. O Titanic seyahatiyle. Eğer gerçekleşseymiş o yıldız Asya kıtası, Avrupa ve Asya kıtaları üzerinde de hakimiyet kuracakmış. Ve diyorlar ki metafizik olarak o gemi batırıldı. Yani eski kıtanın metafizikçileri o gemiyi batırdı diyorlar. Ve şöyle ki şu an daha geçen hafta olan hadise de aynı tılsımın devam ettiğini hatta çok tuhaftır. Bakın o da tesadüf değil. O gemide ölen birinin soyundan gelen birisi daha varmış galiba o denizaltıda. Evet bir tane bayanın ölen adamın eşinin bir soyu herhalde öyle bir. Aynen şimdi bakın gemiyi batıran unsur onu batırmış gene o gemide. Daha önce Titanic batığının araçlarından başka denizaltılar da olmuştu. Onlara böyle bir şey olmamıştı. Yani mübarekler diyorlar ki eğer o denizaltıda o soydan biri olmasaydı belki bu kaza da olmazdı. O da olmayacak. O da olmayacaktı. Bak o da çok güzel bir bağlantı hocam mesela konuşmuştuk. Şimdi izleyicimizin konuyu anlaması adına şöyle bir şey bahsedeyim. Biliyorsunuz İstanbul, yani Konstantinopolis daha önce Araplar tarafından da kuşatılmıştı. Müslüman Araplar tarafından da. Tabii ki Konstantiniyye hükmedenlerin de metafizik güçleri vardı o dönemde. Bir kuşatmadan vazgeçip geri dönerken Marmara Denizi'nde büyük girdaplarla batırdılar gemilerini. Şehitler verdi Müslüman Araplardan da. Yine bunu metafizik varlıklar marifetiyle yapmışlardı. O zaman Bizanslar yapmıştı. Diyorlar ki Titanic gemisini batıran da metafizik güçlerdi ve zaten Titanic gemisi battıktan sonra Cihan Harbi başladı diyorlar. Yani o 1912'de o gemi batıyor, 14'te Cihan Harbi başlıyor. Eğer ki Titanic varacağı limana varabilseydi 1. Cihan Harbi, 2. Cihan Harbi olmazdı diyorlar. Hani meşhur bir Star Wars filmi vardı ya Yıldızlar evet. Savaşı. İşte Star Wars hala devam ediyor. Eğer ki Titanic gemisi seyahatini tamamlayabilseydi Star Wars olmayacaktı. Yani 1. Cihan Harbi, 2. Cihan Harbi ve şu anda yaşamakta olan 3. Cihan Harbi olmayacaktı diyorlar. Ama böyle olması mukadderdi ve böyle oldu ve halen daha devam ediyor ki o gemi denizaltı o yüzden battı diyorlar. Ona da demek ki dikkat etmek lazım. Tabii bunu şimdi anlamayanlar diyecek ya onu da mı oraya bağladınız falan diyenler olabilir. İşte metafizik istihbarat anlamında çalışma yapan birazcık böyle bilgi sahibi olan insanlar hocamın ne demek istediğini daha iyi anlıyor. Onu söyleyebilirim. Biz kimseyi ikna etmek gibi bir derdimiz yok. Biz metafizik istihbarat ne diyorsa soruyor. Biz onunla aldığımız bilgiyi aynen aktarıyoruz. Aynen. Biz metafizik istihbaratın dediğine göre yapıyoruz. Yani diğer şeyler tamamen ayrı beşer hususlar. Şimdi hocam diğer soruma geleyim. Peki. Diğer sorum da çok merak edilen bir soru. Metafizik istihbarat Bermuda şeytan üçgeni konusunda ne diyor? Ne diyor? Evet, Bermuda Şeytan Üçgeni denilen bölgede, Karayip Denizi sanıyorum orası, çok fazla kayıp olayı yaşanmış. Uçaklar kaybolmuş, gemiler kaybolmuş, insanlar kaybolmuş. Hani bazen geri gelmiş, gemiyi bulmuşlar, insanları bulamamışlar. Veya uçakların enkazını bulamamışlar. Evet, çok enteresan hocam. Hep sır bilinir ya, evet. Oraya giren bir daha çıkamıyor gibi böyle bir şey var. Şimdi metafizik ispat diyor ki, evet o kıtanın dışarıdan gelmesi alakalı bir durumdu. Çünkü bir portal açılma durumu var. Yani boyut kapılarının olduğunu söylüyorlar. Ama bu da Şeytan Üçgeni'nin olduğu yer. O bölgede. Sadece orada değil ama diyorlar. Fakat oradaki hükümetin bunu dünyaya duyurma sebebi de siyasi diyorlar. Hani o Soğuk Savaş döneminde galiba daha çok yayılıyor. Evet. Hani belki Sovyet gemilerine veya şeylere karşı bir şey vermek için gibi. Evet. Halen daha o bölgede, o mıntıkada sadece orada da değil diyorlar. Yeni geliyor Anadolu'da bile oluyor diyorlar hala. Boyut kapısı açılıp insanların veya taşıtların geçim olayı oluyor diyorlar. O şeyde boyut kapısı da açıldığı söyleniyor. Şanlıurfa'da çıktı ya hocam. Göbekli Tepe mi? Göbekli Tepe. Onu belki bir gün işleriz. İnşallah. Evet. Allah nasip etse de gitsek olan işleyebilsek. İşleyeceğiz inşallah. Böyle arkadaşlarımız var, bazı değerli büyüklerimiz de var. Heh. Bakalım inşallah. Ama bayramdan sonra önce burada bir gezi yapacağız. İnşallah. Sırlı bir gezi. Bir seri olacak hocam herhalde değil mi bu seri?
İnşallah o gezide daha iyi söyleyeceğiz. Evet. İnşallah. Yani diyorlar ki evet öyle, ben burada şeytan, yani şeytan üçgeni olarak algılamayın da diyorlar. Bir takım kontrolsüz bölge diyelim. Ama hani bunu dünyaya o bölge olarak yani lanse etmenin sebebi siyasiydi. O dönemin soğuk savaş şartlarının bir gerektirdiği bir şeydi diyorlar yani. Ondan dolayı. Evet. Hocam o zaman şuna da hemen geçeyim. Bunu da bir kardeşimiz çok merak ediyor. O kardeşimizin kim olduğunu aslında biliyoruz. Taha kardeşimiz çok merak ediyor. Cinler uzaya çıkabiliyor mu? Elbette çıkabiliyorlar. Zaten hani gökyüzünde bile bazen çıplak gözle görülebilirler. Hatta bir videomuzda anlatmıştık ya, cinlerin reisi birine yardım ediyordu. Seyyid Abdülkadir Geylani'nin hatırına. Diyor sen niye ona bu kadar itibar ediyorsun deyince, o geceleri penceresinden gökyüzüne bakar, cinleri seyreder. Ve cinler, onu gören cinlerle kaçacak yer arar derlerdi. Kudretinden değil mi? Aynen. Mutanül Evliya. Aynen. Gavsül Azam'dı. Şimdi hatta Süleyman Aleyhisselam vefat ettiği zaman emrinde çalışan metafizik varlıklar da, az önce bir tanesi geçti. O bir şey oldu orada da ben de evet. Anlamadım. Neyse şey yaptı. Sonuçta onlar da yaşıyor burada. Evet. Burada şey yapmışlar. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü anladıkları zaman hemen Mescid-i Aksa'nın da son tuğlası koymuşlardı. Baston düşüyor. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü anladıkları vakit hepsi bir tarafa dağılıyor. Hepsi değil de birçoğu bir tarafa dağılıyor. Bunların bir kısmı da yıldızlara gidiyor. Kimisi Zühre yıldızına, Venüs yıldızına, kimisi Mars yıldızına, Melih yıldızına. Melih yıldız. Tabii yani cinler için uzaya çıkıp gelmek bir problem değil. Zaten hızlı bir şekilde değil mi? Hava varlıkları için ama. Ha. Yani mesela bahsettik ya, toprak, su, ateş, hava. Hani hava varlıkları için, hani hava elementine unsurları olan varlıklar daha ziyade geliyor. Varlıklar daha hızlı, daha öte şey. Yandan ama mesela şimdi Melih Yıldızı'nda toprak unsuru varlıklar da var. Ama onlar da buraya geçecekler. Nereden geçecekler? Boyut kapısında. Hani Ayasofya'da bahsettiğimiz kapılar vardı ya. Evet. Veya buradaki su varlıkları da aynı şekilde boyut kapısı kullanarak da yıldızlara geçiş yapabilirler veya uzaya. Ama hava varlıkları için kapıya gerek yok. Onlar zaten direkt geçip gelebiliyorlar. Geçip gelebiliyorlar. O da önemli. Hocam bununla paralel bir soru. Uzayda yaşam var mı? Uzayda yaşayan İnsan da varmış, varlık da varmış. İnsan. İnsan, evet. Bizim formumuzda mı hocam? Hani galiba videomuzda bahsetmiştik. Peygamber Efendimiz Miraç dönüşü, Kaftan arkasında karşılaştığı evet. Beni İsrail kabilesinden kalanlar bir kısım insanlardan. Bahsettik diye hatırlıyorum ama. Bahsettik. Sultanahmet'te çektiğimiz videoda bahsetmiştik. Bahsetmiştik yani. Bunlar Adem oluyor ve hala yaşıyorlar orada. Var ya bizim gibi Adem oğulları var. Aynen bizim soyumuzdan Adem soyundan. Allah Allah Kaftan'da. Evet ama diğer yıldızlarda yaşayanlar yani akıl sahipleri, beden sahipleri ama onlar insan değil. Onlar daha insan farklı. Değil. Yani zaten hocam Adem Kur'an'da soyun. Diyor ki alemlerin Rabbi diyor. Yani sadece bu alemde insanoğlunun yani bizlerin yaşadığını efendim iddia etmek de biraz bencillik olur ya. Yani sonuçta alemler diyor birden fazla alemden bahsediyor ki nice varlıklar vardır tabii, değil mi hocam? Dünyada insanlar evvel 6 varlık hüküm sürmüş. Hatta bahsetmiştik ya. Hiç cinler herhalde. Yok. Bizden öncekiler cinlerdi. Bizden öncekiler cinler. Diğer kaç beş varlığın kim olduğunu biz bilmiyoruz. Hatta bahsetmiştik daha bir videomuzla ilk yaptığımız videoların birinde. Rumeli Hisar'ı inşa edilirken, temeli kazılırken bir kubbeye denk geliyorlar. Üstü kapalı, her tarafı kapalı bir kubbe. Fatih zamanında Rumeli Hisar'ı. Evet. Ya diyor bunun içinde ne var acaba? Bir yerden kırıp giriyorlar. 7 tane büst görüyorlar. Ama 7.sinin üstünde heykel yok. Diğerinin hepsinde bir heykel, bir suret var. Ve her bir anıt, yani büstün şeyde, sütunda da bir yazı var. Bir kitabe gibi. Ama yazıyı çözemiyorlar. Yazıları çözemiyorlar. Hatta değişik din adamları çağırıyorlar. Değişik alimler çağırıyorlar. Ama kimse o yazıları çözmüyor. Muvaffak olamıyor. Sonra işte bazı alimler diyorlar ki bakın İstanbul zaten kozmik bir yer. Yani yaratılışın merkezi bir yer. Dünyanın yaratılışıyla alakalı. Burayı fazla kurcalamayın. Rahatsız etmeyin bir şeyleri. Hemen kapatın işinize devam edin diyorlar. Hemen bunun üzerine saygı göstererek ecdadımız örüyor orayı kapatıyor. Üstüne Rumeli Hisarı inşa ediyorlar. Devam ediyor. O zaman hocam bize Rumeli Hisarı gözüktü. Rumeli Hisarı da önemli. Orada da bir çekim yapacağız. Rumeli Hisarı'nın başka sırları da var. Gökyüzüyle alakalı. Bayramdan yani sonra. Ecdat onu oraya boşuna dikmemiş. Yani o noktaya boşuna. Bayramdan sonra o zaman sözünü alıyorum. İnşallah. Gidiyoruz inşallah. İnşallah. Yönetmenimizle beraber. İnşallah. Gazeteci kardeşimiz Tugay Şahin. Yönetmenimiz burada. Tugay da sağ olsun bugün bizi kırmadı. Genç gazeteci kardeşimiz de bizimle beraber sağ olsun. Hocam son sorumu sorayım o zaman. Son soruda çok benim de merak ettiğim. Daha önce de çok köşe yazısı yazdım. Ve Vatikan kitabında da özellikle belirttiğim bir husus Barnabas İncil. Hocam metafizik istihbarat Barnabas İncil'i hakkında neler söylüyor? Yani o zaten artık metafizik boyutundan çıkmış. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde. Yani ve ondan şüphemiz şunu yok da biliyoruz. Vatikan bu İncil'in ortaya çıkmasını kesin istemiyor. Bak diyor şu an dünyanın bir düzeni var diyor. Şimdi bunu çıkartırsanız diyor kaos çıkar, allak bullak olur, hiç gerek yok falan filan. Ama tabii ki Türk Devleti de yani bunun için bazı şartlar istiyor onlardan. Yani bazı şeyler zorluyor onları belki. Ama yani metafizik olarak diyorlar ki tam Barnabas İncil'i çıktı. Sadece gerçek İncil olaraktan toplamda o yok. Başkaları da var. Çıkmayanları da var diyorlar. Zaten Vatikan apokrif İncil diyor. Barnabas İncil'ine, işte Enok İncil'ine gibi bazı kitaplara apokrif. Yani reddedilmiş İncil'ler diyor. Baştan diyor reddettik diyor. Onlar diyor sahte diyor. Niye? Asıl gerçek onlar. Onlar baştan ama bilimde diyor ki karbon testine tabi tut. Tut. Doğru gerçek. Ki o da zaten ortaya çıkmış. Yani. Hocam peki Muhsin Başkan, Allah rahmet eylesin. Muhsin Yazıcıoğlu. Muhsin Yazıcıoğlu bu sırra vakıf olmuş muydu?
Şimdi diyorlar ki yani evet onunla ilgili çalışması vardı ama şöyle bir şey dolaşıyormuş. Muhsin Başkan, rahmetli Esat Coşan hocamız Evet. bu yüzden şehit edilmemişler. Yani şehit edilme sebepleri başkaymış. Evet ikisi de şehittir ama hani bundan sebep değilmiş. Başka Yani sebep. metafizik bunu söylüyor. Diyor ki başka sebeplerden dolayı şehit Ama edildiler. bunun da bir etkisi Ha olabilir. bununla ilgili görmüşler hakikaten kitabı. Görmüşler değil mi? O görenlerin de demek ki başına başka sebepler de vardır ama onu görmesi de bir sebep diyebiliriz yani. Yani ama diyorlar ki yani başka sebeplerden. Başka Yani sebeplerden. kalemler kırıldı diyorlar. Evet. Hocam dilerseniz burada bitiriyorum Peki ikinci inşallah. bölümü. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Alalım. Hepinizin iyiliğini istiyoruz. Bizi seven de sevmeyen de. Çünkü hepimiz Adem'le Havva'dan bile kardeşiz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Rahman Rahim Allah'ın ismiyle. Rahman isminin bir tecellisini yeryüzündeki acıması, iyiliği, merhameti kendisi inanana da inanmayana da. Yani diyor ki ben sizleri muhtaç yarattım. O yüzden dünyada ihtiyaçlarınızı gideririm. Rahmetimi sunarım. Ama Rahim'im de diyor. Ahiretteki acımam ise yalnızca bu dünyadayken bana inananlar olacak. Ahirette böyle mecburiyetim yok diyor Rabbimiz. Biz o yüzden de hepimiz yani hiçbir şu an dünyada yaşadığımız hiçbir kardeşimizin cehenneme düşmesini istemiyoruz. Hepimiz günahkarız, hepimiz hatalıyız. Kuluz çünkü neticede. Bizi izleyenlere de, seven de, sevmeyen de iyiliğini istiyoruz. Allah'tan bunu İnşallah. diliyorum inşallah. Hocam çok teşekkür Rica ederiz. ederim. Tugay kardeşimize de bir teşekkür edelim Allah hocam. ondan razı olsun. Genç Gene gazeteci kardeşimiz. evet yol açık olsun inşallah. Evet. Sevgili dostlar bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzun ikinci bölümünün sonuna geldik. Üçüncü bölümde Şahmeran efsanesiyle Ashab-ı Kehf yani yedi uyurları hocamızla çekeceğiz video. Ondan sonra bakalım çok güzel bilgiler çıkacak diye de İnşallah. düşünüyorum. Yine dön dolaş Tarsus'a gel diyoruz değil mi hocam? Evet. Hoşça kalın.